وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا خيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ala Resulina Muhammedin selavat. Mevzumuz birbirinizin kusuruna bakmamak ve affetmek. Bir daha konumuzun başlığı birbirinizin kusuruna bakmamak, affetmek. Şimdi çeşitli yerlerden okuyacağım külliyattan. Aziz Sıdık kardeşlerim, sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, 3 tane. İhlas, sadakat, metanet. İhlas, dendiği için yapmak, sadakat, dendiği gibi yapmak, şekildir. Metanet, ne olursa olsun, hadiseler nasıl gelişirse gelişsin, asla pes etmemek. Metanet her şeyde geçerlidir. Davada yürürken karşılaştığımız zorluklara pes etmemek. Birbirimizi severken rastladığımız eksikliklere karşı onlara mağlup olmamak. Yani aramız... Sağlık bakımından sıkıntı olur, şeytana pes etmemek, aile ve hayatımızdaki gelişen bazı olumsuzluklar, istemsiz şeyler, onlara karşı pes etmemek. Her şeyde geçiyor, pes etmemek. Diyor ki, sizdeki ihlas, sadakat ve metanet. 3 tane sıfatın olursa ne oluyormuş sende? Şimdiki ağır sıkıntılarda
birbirinizin kusuruna bakmamaya. Şimdi sıkıntımız var çok. Sıkıntıdan gelen titizlikle birbirimizi itham etmemek, suçlamamak. Sen olmasaydın, sen demeseydin, yapmasaydın, gitmeseydin vesairelerle birbirinizi itham etmeyiniz diyor. Birbirinizi itham etmeyiniz. Mesela şurada bir tane yer vardı. Latif nükteler var mı burada? Latif nükteleri mesela inşallah buluruz, şey yaparız. 28. sayfada olacak galiba. Kusuruna bakmamaya, setretmeye kafi bir sebeptir. Ben getirmiştim Türkiye'den. Bak, bulursanız okurum. Birbirinizin kusuruna bakmamaya, setretmeye kafi bir sebeptir. Hangisi? Buraya bakın, birisi baksın, diğerler otursun. Bak, ihlas, ihlas, sadakat, metanet olma nispetinde ne kadar sıkıntı olursa olsun birbirinin kusuruna bakmamaya setretme kafiymiş. Peki birbirinizin kusuruna bakmaya, bu ille kişiler arası değil, aile yuvasında da böyle. Ne kadar birbirinizin kusuru gözüküyorsa, bir, ihlasta sorun var. Sadakatta sorun var. Metanette sorun var demektir. Bak burada diyor, bir de okuyayım. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılara, ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin şeyi affettirir. Yani Risale-i Nur'la bağlı mı kardeş? Var. Sana bakan kusuru var. Veya sıkıntılı bir adam. Diyor ki Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, onun öyle bir hasenesi var ki Risale-i Nur seviyor. Bin seyyeyi affettirir. Ya. Biz acayip bir şeyiz. Daha biz. Affetmek esasında abi orada şeyi de göstermiyor mu? O kişinin de esasında affedecek olan kişinin de Risale-i Nur'a olan sevgisinin ne kadar olduğunu ortaya çıkarmıyor mu? Evet. Risale-i Nur'a sevgisi olduğu nispetle yapıyor zaten. Şimdi onu şurada şey yapayım da buradan göstereyim. Onu bulayım, çok güzel bir yerdi. Bak okuyayım. Kitaplar arası fark ediliyor. Ha. Bu kitap diyor ki mesela başımıza olumsuz bir şey geldi. Lemalar, Osmanlıca lemalardan okuyacağım. Diyor ki, kardeşlerim, bende kırkınızın her birinin musibet hissesinin manevi eyleminin yarısını kendimde hissediyorum. Hissediyorum. Tamam mı? Kendi şahsıma ait eylemi aldırmıyor. Bir gün fazla mustar bulundum. Acaba hatamın cezası mıdır çekiyorum diye geçmiş haleti tetkik ettim.
Gördüm ki bu musibeti kaynatmaya ve tahrik etmeye hiçbir cihette müdahalem olmadığını ve bilakis kaçmak için mümkün tedbirleri istimal ediyordu. Demek bu bir kazayı ilahidir. Ve bil iltizam bir seneden beri müfsitlerin tarafından aleyhimize ishar ediliyordu. Müfsitler durur mu? Durmuyor. Bir seneden beri tencereyi kaynatıyorlarmış. Arkadan ama haberimiz yok. Her asırda aynı. Resulullah zamanında münafık yok muydu? Şimdi yok mu? Neredeler? İçimizdeler. Resulullah zamanında neredeydiler? Onun içindeydi. Peygamber biliyordu. Münafıklar biliyordu. Sirkatibine söylemişti. Ama izah etmiyordu. Abdullah İbni Selül mesela. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ya, acaba o sirkatibine bunlarda ben var mıyım o listede? Şimdi yok mu münafık? Peki ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musun? Birincisi, birbirine düşürmeye çalışıyorlar. En büyük planlar şu, benim gibi bilinen, tanınan insanların etrafına ulaşılmasın diye bir çember yaparlar etten. Bir daha o çemberin dışına bir çember yaparlar. Hadi ulaş da göreyim. Onun adına yazılar, beyanatlar verirler, onun imzasını atarlar. Onun ismiyle, kukla olan insanla iş yaparlar. Haberi bile olmaz. Bunu nasıl anlayacağız biz? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bile ben mi bunların içinde var diye kendisini şey yapmış değil mi? Mesela bu münafıklar şeyinde işaret edeceğiz okuduğun zaman çoğu vasıflar insanı kendisine de uyuyor yani. Nasıl ayırt edebileceğiz, nasıl şey yapacağız bunları? Neyi? Bu münafıklık alametleri. Münafıklık alameti var bizde, ne elde edeceğiz ki? Var münafıklık alameti. Yalan söylüyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Emanet ihanet ediyoruz. Ama münafıklık alameti, münafık olmayı hemen iktiza etmiyor. Ama münafık kendisini şuurludur. Münafıklık alameti var kardeş. Hırsızlık yapıyoruz. Üzerimizdeki beytül malı gasp ediyoruz. Ey gidi, Resulullah'tan ders almış, adam münafık. Risale-i Nur'dan ders alacak, münafık olmayacak. Resulullah'tan ders almış, münafık. 28 tane kişi değil. Resulullah'ın yanında münafık. Resulullah'ın direkt sohbetinde, dizinin yanında münafık. Biz Risale-i Nur bir şey yapar. Ne Risale-i Nur ya? Adam direkt kaynağından alıyor. Adam, yani insanın tabiatında bunlar var. Var oldukta münafıkla bizim aramızda şu münafıklık alametimiz var. Ben sana diyecek miyim estağfurullah ya, münafıklık alameti değil. Ya münafıklık alameti bir sürü var bizde. Yalan konuşuyoruz. Münafık diyor, konuştuğu zaman yalan konuşur. Emaneti ihanet eder. Verdiği sözünde durmaz diyor. Fark ne o zaman abi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Farkı bırakalım Allah'a ne yaparsa. Yani Allah muhafaza etsin bizi münafıklıktan. Acayip bir şey ya. Var tabii, olmaz mı? Bir sürü münafıklıkla alametleri var ya. En ufak bir şeyle birbirimize yaptığımız ithamı dışarıdaki kafire yapmıyoruz. Elimizden geldiği kadar birbirimizi devre dışı yapmaya çalışıyoruz. Kalkıyoruz, var olan bir şeyi muhafaza etmeye yapmıyoruz. Gidiyoruz da bir yabancının nurcu olması için canımızı veriyoruz. Ne turşu ne lahana. Oysa mevcudu muhafaza etmek en büyük vazifemiz iken. Ki o meçhul, onu da kabul edebilir. Acayip bir şey ya. Hiç düşünebiliyor musun? Beytul malın servetini cebine koyabiliyor. Ondan sonra küçük bir hukukumuzdan yok, kuyruğuma dokundu diye koca cemaatin huzurunu bozuyor.
Eve uygulayayım, her tarafta uygulayayım. Hizmette uyguladım, cemaatte uyguladım, ailede. Tamam, bana bunu böyle demedi, böyle yapmadı. Ben de bunu böyle yaparım tarzında bu kadar çoluk çocuğun, o sübyan çocukların gözü önünde yapmadığımız, birbirimize yapmadığımız durumlar kalmıyor. O çocukların zihninde kalmıyor. Küçük bir hukukumu koruyacağım diye o sübyan bebelerin yanında karı kocanın yapmadığı melanet kalmıyor. Hiç utanmadan yani, hiç çekinmeden, titremeden. Ondan sonra biz anlaşamadık yavrum, ayrılıyoruz. Öyle mi ya? Onun maneviyatsızlığının gramından sana sorulacak, gramından, o toprağın altında. Gramından sana sorulacak. Bakayım nasıl vereceğiz orayı. Küçük bir hukukumu korumak için hizmetin içerisinde huzurları bozuyoruz, paymal ediyoruz. Acayip bir şey. Benim gibi düşünmüyorsun, benim gibi şey yapmıyorsun. Ne yapalım? Acayip, tuhaf. Niye böyle söylüyorum ben? Ya Resulullah zamanında münafıklar yok mu oldu? Hey İbrahim. Vardı abi. Neredeler? Hariçte olsa kafir olur. Unutma. Münafık karşıda olsa kafirdir, münafık değil. İçimizde olduğu için münafıktır. Kafir karşımızdadır. İçimizde kafir olmaz. Tamam, beni orada şey yapan, Hazreti Ömer bile kendinde aramış yani, bunu biliyor musun? Ya. Dışarıda aramamış yani. Dışarıda aramamış. Bana ne canım, 28. Dışarıda arıyor bir şey. Hep şey dışarıda. Maalesef var. Bu konuştuğumuz şey hep dışarıda ya. Benim bütün sıkıntım bu. Ben var mıyım bunda ya? Ya Hazreti Ömer Allah aşkına diyor, o münafıkların listesi sende diyor ya filani. Ben var mıyım diyor ya. Niye? Bizimle alakası yok diyor. Niye demiyor? Ben acaba münafık mıyım ya? Ya da karşısına bakmıyor, acaba bu mu? Bu mu demiyor mesela. Yok, kesinlikle hizmet içinde olsa suizandır. Bak, cemaat içinde bu münafık mıdır demek suizandır. Ben münafık mıyım acaba diye düşünüp de tedbirli yaşamak kemalattır. Onu itham edemezsin. Neyse olur, ayyuka çıkana kadar. Tam zahire mi çıkıyor? Evet. Tam zahire çıkana kadar. Bak, diyor ki, kaçınmak kabil değildi. Senelerden beri cemaatle uğraşıyorlar. Ala külhal başımıza geçirecek idiler sıkıntıyı. Ama aramızda hücum edecekler, aramızda birisini kullanacaklar ya. Sıkıntı için. Yani münafıklar bu hizmette uğraşmayı bitirdiler mi? Uğraşmıyorlar mı? Uğraşmayacaklar mı? Uğraşacaklar. Nasıl bahane bulacaklar? Risale'nde bir kusur bulamıyorlar. Yasaklayamıyorlar. Ne yapacak? Ahmet, Mehmet, Hüseyin'den, Ayşe, Fatma'dan, Aliye'den kusur arayacaklar. Yani o zaman Ayşe'de ortaya çıkan bir kusur, Aliye'de çıkan onun şahsı kusuru gibi gözükürken veya umumlu. Ya o bir bahaneleri, zındıkların bahanesi, niye onları seçen zındıkaya, zındıka sen de hücum ediyorsun, bak ne diyor. Âl-ı küllihal başımıza geçirecek idiler. Yani o Ahmet'i Mehmet'i bulmaları bahane. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ki musibeti 1/100'e indirdi. İşte bu hakikata binaen sen olmasaydın başımıza bu gelmeyecekti, bak ne diyor. Senin yüzünden bu belayı çektik diye minnet etmeyiniz kardeşinizi. Sen olmasaydın başımıza bu bela gelmezdi. Minnet etmeyiniz. Belki beni helal ediniz ve bana dua ediniz. Hem birbirinizi tenkit etmeyiniz. Nasıl tenkit etmeyelim ustad? Demeyiniz ki sen böyle yapmasaydın böyle olmayacaktı. Tamam mı? Demeyiniz diyor böyle. Ha böyle geçiyor İbrahim cümle. Latif nükteler 60. Sen böyle yapmasaydın böyle olmayacaktı. Mesela bir kardeşimiz 2-3 imza sahibini söylemesiyle. Bakayım buradaki sayfa tutuyorum. Yapmayınız diyor.
Sayfa tutmuyor. Bu eski sayfa. Devam ediyorum. Ah. Ses gidiyor mu bilmiyorum ki. Gitmeseydi gelirlerdi. Öyle mi? Tamam. Zaten bize çok mühim. Allah razı olsun, onlar sebep oldu da bu derslerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin seyyi affettirir. Haşirde adalet ilahi hasenelerin seyyiyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Kapıyı kapattınız ki ses buraya kadar geliyor. Şimdi Allah'ın haşirdeki adalet ilahisi şöyle. Önümüzde cehennem, haşir meydanında önümüzdeki cennet. Cennet cehennem. Allah'ın kantarı şöyle. Hasene seyyye. İyilik kötülük tartılacak. Hangisi galebe ederse o Allah'ına göre muamele edecek. Allah'ın adaleti bu. Bir iyilik yaptı, koy cennete. Bir kötülük yaptı, koy cehenneme. Yok. İyiliğini de tartıyor, kötülüğünü de tartıyor. Hangisi? Bak, haşirde adalet ilahi, hasenelerin seyyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen. Niye bunu kullandın? Şuraya bak. Ustad ne yapıyor bak. Hasenelerin seyyiyelere, haseneler yok, seyyiyelerin hasenelere galibi demiyor. Bak, hasenelerin seyyiyelere, güzelliklerin günahlara raci gelmesiyle günahını Allah affediyor. İyiliği fazla olduğu için. Peki iyilik nedir? En güzel iyiliği namazı kılıyor elhamdülillah. Zahirde yedi kebairi gözükmüyor. Katl, zina, kumar, hukuku validen, Müslümanlar arasında alakayı kesmiyor. Bu 7 tane, 52 tane kebair var. Bunlar 7'ye indirgenmiş. 7 taneden şu bir tanesi, barla da geçiyor, mubikat-i sebah. Ehli olan bir insan, katl, zina, kumar, masum bir kadına zina isnat etmek var ya, bunlardan bir tanesi var da kabre girerse şansı yok. Bu korkunç bir şey bu. Çünkü onun adı mubikat-ı seba. İnsanın helaketine sebebiyet veren günahlardandır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kat, bütün insanları öldürmek gibidir. Kumar da cemiyeti yok eder. Aile yuvayı yok eder. Bunlardan bir tanesi varsa... Ki bir nur talebesi bunlardan bir tanesiyle yaşaması mümkün değil zannetmiyorum. Hasenelerin seyyiyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen. Siz de hasenelerin rüçhanına göre, yani siz de iyiliği büyüklüğüne göre. İyilik nedir? Risale-i Nur'a bağlı. Muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Niye? Yoksa bir seyyiye ile bir kötülüğüyle, yanlışıyla hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet. Mesela bak bir daha okuyayım. Yoksa bir seyye ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen titizlik, birazdan titiz evde, aramızda, titiz, sebebi şu, onu bahane buluyor, bunu bahane buluyor, bahanesi bahane. Nedir ya gaye? Sıkıntıda demek ki. Sıkıntıdan gelen titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihette zulüm olur. İnşallah birbirinize sururda, tesellide yardım edip sıkıntıyı içe indirirsiniz. Şu anlar 330. Ben mükerrer dedim ki, her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup kendi hakkımdaki mektupları kabul etmemek
vesaire bir kısmını tadil etmek için idi demesi lazımken, Ahmet Feyzi abi, ustadın avukatı, nur talebesi, öyle biraz heyecanlıydı. Aynı benim gibiydi. Mehdi, Deccal meselelerini çok zikrederdi. Mahkemede hakime diyor ki, hakimin arkasındaki resme diyor ki, bu Deccal'dır diyor, şu yargıladığınız Mehdi'dir diyor. Mahkemede. Böyle bir adam yani. Hiç ölüm, yani korku denen bir şey yok. Ustad da yapma falan diyor ama ustad diyor ki, zındıka komitesi bu dediği için hücum etmiyor. Zaten bahane arıyor diyor. Bu da onun bahanesi oluyor diyor. Ahmet Feyzi abi hususu diyor ki yapma. Ama bu sefer abiler de ona hücum ediyor. Sen olmasaydın bunlar başımıza gelmezdi. Ustad da öyle demiyor. Bak ben o manayı anlattım, şimdi dinleyin. Ben mükerrer dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup, kendi hakkımdaki mektupları kabul etmemek vesaire bir kısmını tadil etmek için idi demesi lazımken, lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Yani tam bu mektubu tam damarına basmış. Damarlarına basmış. Ama usta bak ne diyor buna. Diyor ki şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem yazdı ve hapse 9 ay içeri girmelerine sebep olmuş. Bütün nurcular. Ahmet Feyzi abinin yazmasından bütün nurcuların 9 ay içeriye girmiş. Ustad ne diyor? Ulan sen olmasaydın bu hapise girmezdik, şu olmazdı ulan. Takozoviç seni be, şöyledi böyle demiyor. Bak ne diyor? Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Vay be. Şuraya bak ya. Bu ne biçim adam yani? Ustad değil mi? Yani psikoloji tamirci ya. Nasıl ifade edemiyor? Hayretteyim yani. Bulacağım laf bulamıyorum. Okuması kolay da abi. Ustad bunu yaşamış yani. Ve 9 ay içeriye girmiş ya. Ulan sen misin lan bizim cemaate sıkıntı verdin? Böyle şeyleri konuşuyorsun. Demiş yani, bir hatırada yazıyor. Ahmet Feyzi abiye demişler ki, her söylediğin doğru olmalı, her doğruyu her yerde demeyiniz demiş. Sen niye diyorsun demiş. Bak demiş, ustadın ustada ne terbiyesinden anlamıyorsunuz demiş. Tamam. Ustad diyor ki, her söylediğiniz doğru olmalı, tamam. Ama her doğruyu hiç konuşmayınız demiyor. Bir yerde deyiniz diyor. Hiç demeyiniz diyor mu? Her yerde, ben her yerde mi dedim diyor. Bir yerde dedim diyor. Olur mu? Tebir değil ki bu. Ustadane metottur diyor. Ama birisi her yerde çoğalttı bunu diyor. Onun suçudur diyor. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekilmek lazımdır. Şualar 536. Bu, o da biraz durdu geri tabii. Ama durmadı gene de. Hiçbir zaman. Bak bin kusur olsa, bin kusuru görsem ondan gücenmem. Yani bir kusuru 9 aya sebep oldu abi. Evet. Ve koca nurcuların cemaate da sıkıntı sokmuş. Ustad da ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem diye. Niye? Aşağıda da anlatıyor zaten. Diyor ki, yalnız taattür edersiniz ki, şuradan alayım. Yalnız size bunu ihtar ederim ki, bu müdafaatımdaki kıymeti muhafaza etmenin şartı, bu hadisedeki ağız yanması ile Risale-i Nur'dan küsmemek ve ustadından darılmamak ve kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle birbirlerine, kardeşlerin sıkıntısı var, herkesin sıkıntısı var. Kimisi ailesiyle, kimisi nefsiyle, kimisi yaptığı pisliklerle, herkesin bir sıkıntısı var. Kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle nefret etmemek. Mesela birbirimizi nefret ediyoruz veya kızıyoruz.
nefret ettiğimizden, kızdığımızdan değil. Bizim sıkıntımızı onda çıkartıyoruz. Başka sıkıntı var derinliklerde. O sıkıntıyı o şekilde tezahür ettiriyoruz. Öyle diyor bak. Kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle nefret etmemek ve birbirini kusur bulmamak ve isnat etmemektir. Yalnız tatul edersiniz ki Risale-i Kader'de ispat etmişiz ki başa gelen zulümlerde iki cihet var, iki hüküm vardır. Biri insanın, biri kader ilahinin. Aynı hadisede insan zulmeder fakat kader adildir, adalet eder. Bu meselemizde insanın zulmünden ziyade kaderin adaleti ve hikmet-i ilahiyenin sırrını düşünmeliyiz. Evet, okumak istediğim yere geldim. Evet, kader Risale-i Nur talebelerini bu meclise çağırdı hapishaneye. Ve mücadele-i manevi inkişaf etmesinin hikmeti, onları bu hakikattan çok sıkıntılı olan medrese-i Yusufiye sevk etti, hapise sevk etti. İnsan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Buraya girmemize insanın hatası, bir kardeşimizin hatası veya zulmü bahane oldu. Onun için, bak, onun için sakınınız birbirinize böyle yapmasaydın ben tevkif, yani tevkif hapis olmazdım demeyiniz. Biliniz en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Sobanın ve feyzinlerin ve sabri ve hüsrevin iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştirler. Evet, bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve hüsrev gibi Nur Karaman'ından benim yerimde ve Nur'un şahs-ı manevisinin çok emniyetli bir mümessil olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve müesset hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın sakın, sakın sakın sakın, üç defa söylüyorum. Sakın sakın sakın, çabuk bu sıkıntıya, bak bir daha okuyayım, yanlış okudum. Sakın sakın sakın, çabuk şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetine hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Şualar 499. Yukarıda okuduğum latif nükteler 28. Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı hakiki bir ihlas ve kuvvetli bir tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden Kastamonu vilayetindeki kardeşlerimiz İspartalılara ihlas ve tesanütte benzemeye mecburdurlar. İnşallah onlar dahi şahsi hissiyatlarını bu kutsi hizmetin zararına istimal etmeyecekler. İbrahim, sen nereliydin abi? Kastamonu. Bak, bir işaret yok mu? Aldın mı dersini biraz? Çok ilginç. Benzememiz lazım şu an. Bak bir de okuyayım. Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı hakiki bir ihlas ve kuvvetli bir tesanüt tevafuk ettiği için söylüyorum. Hatırıma geldi. Birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden Kastamonu vilayetindeki kardeşlerimiz İspartalılara
İhlas ve tesanütte benzemeye mecburdurlar. Bilhassa Medrese-i Zehra erkanlarının, hususan Hüsrev'in bu vatan ve millet ve alim İslam'a hizmet imaniyeleri ve tahripçi dinsizlerin desiselerine set çekmeler o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-ı muhal binler seyyiye olsa affettirir. Burada İsparta yüceltmiyor ha. Bak ne diyor? İspartalılara ihlasta benzeme mecburdurlar. İspartalılar daha çok ihlasta, sadakatta, tesanütte af olacaklar. İhlaslı olacaklar bizden fazla, tesanüdü fazla olacak. Yani yüksek değiller. Bu sıfatta örnek olmak zorundadırlar. Yoksa yapmışlar, orada doğduk, büyüdük veya Nurlar Tanrım. Ha buraya geç bakalım, herkes elimizi öpsün, makamı değil o. İhlasta, ihlaslı bizde diğer sahil memleketlere göre daha çok ihlaslı olacaklar. Yani onları övüyormuş gibi. Övüyormuş gibi gözüküyor, değil yani. Onlara diyor yani böyle olmanız gerekiyor. Evet, İspartalılara ihlas ve tesanütte. İspart, her ilçe tesanüde ihlasa muhalefet edebilir belki ama etmemesi lazım. İspartalılar asla, daha çok ihlaslı değil, daha çok ihlas, tesanüt, sadakata mecburdurlar. Oradan çıkmış Risale-i Nur çünkü. Mecburdurlar, mecbur. Yani ununu elemiş, eleğini koymamış, tam tersine. Diğer yerlerde bir derece kavga gürültü olur ama İsparta'da olmayacak. İspartalılar daha çok kucaklayıcı olacak. Daha sahiplenici, daha affedici, daha ihlas, daha sadaka, daha tesanüt, daha metanet sahibi olmak zorundalar. Yani cennetle müjdelendik, yan gelip yatalım değil. Değil, tam tersini işte. Hazreti Ömer öyle demiş radıyallahu anh. Demişler ki, aşeri mübeşeredensin. Önceki haletinle müjdelendikten sonra haletin nedir demişler, biliyor musun? Biraz uzun anlatmış, ben bir parçasını anlatayım. Demiş ki, cennette müjdelenmek sizin anladığınız gibi cenneti garantilemek bizde olmadı diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ya da hassasiyetimiz, vazife darlığımız, daha çok gayretimiz ve sahiplenmemiz arttı diyor. İmtihanımız zorlaştı diyor, zorlaştı. Aşeri mübeşşere gelince daha zorlaştı. Ama burada şimdi Ispartalılara demiyor üstad. Şimdi ben öyle anlıyorum. Burada dar, Ispartalılar şimdi dar daire mi oluyor? Yok, Ispartalılar dar daire değil. Isparta menşeli hizmet var ya Isparta. Hı. Nedir o? Şahısları değil. Barla'dan çıkan Risale-i Nur'un dusturları, kaideleri. Isparta bir simgedir. Evet. Nasıl ki Mekke bir simgedir, Medine bir simgedir. Kur'an'daki peygamber simge. Nedir o? Risale-i Nur'un orada zuhur ettiği için, tamam mı? Risale-i Nur orada zuhur ettiği için Risale-i Nur'a daha çok sadakat, daha çok tesanut, daha çok uhuvvet hakikatiyle bağlanmamız gerekiyor. O yöresel, ben natife yapıyorum, yöresel alakası yokmuş. Yöreyle alakası yok ama. Tabii Risale-i Nur meselesi. Tabii öyle zındıklar var ki hiçbir memleketin çıkmamış, İsparta'dan çıkmış. Sana söyleyeyim. Peygamber nereden çıktı? Mekke'den. En büyük münafık nereden çıktı? Oradan çıktı. En büyük nimet nereden çıkarsa en büyük zındık oradadır demektir. Şeytan taşlaması nerede oluyor? İsparta'da mı oluyor? Rize'de mi oluyor? Mekke'de oluyor. Büyük şeytan, küçük şeytan, orta şeytan. Rize'de gördünüz mü öyle büyük şeytan, küçük şeytan? Kabe'ye gitti. En büyük günah orada işleniyor. Ya. Abi Hazreti Adem'le şeytanla ikisi de cehennemden. Evet, orada. Yani simgedir, tamam. Bilhassa Medrese-i Zehra erkanlarının, hususan Hüsrev'in bu vatan ve millet ve alem İslam'a hizmet imaniyeleri ve tahripçi dinsizlerin desiselerine set çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-ı muhal binler seyyi olsa affettirir. Görüyor musun? Bir insanın yaptığı hizmetle
hizmetin adeti değil, kalitesine bakılarak bak, farz-ı muhal o zatın binler seyyye olsa, seyyyesi olsa affettirir. Öyleyse başta hüsrev olarak o erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek. Şimdi hüsrev abi tenkit ediyorlar. Nur adına bir de ha. Şuallarda ne geçer hüsrev abi hakkında? Hüsrev'in aleyhinde bulunmak şimdi. Doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde bulunmaktır diyor. Hiç titremiyor musun aleyhinde bulunmaktan? Şöyle olmuş da böyle olmuş. Olursa olsun. Sana ne? Silmiş mi usta? Böyle olmuş. Ustad kaçta vefat etmiş? 60'ta. Hüsrev abiyle ustad arasında bir sıkıntı olmuş. 56'da. Ama ustad 4 sene sağ. Silmemiş. Bak burada da koymuş. Efendim, ya ustadın şeyine, talebesine, varisine şey söylüyorsun diye ne diyor? Sen varisine bir şey söylüyorsun, tenkit ediyorsun ama Hüsrev abiye niye tenkit ediyorsun? Bak Hüsrev abi külliyat nasıl methediyor? Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmaktır diyor. Diyor mu demiyor? Bak burada da ne diyor? Başta Hüsrev olarak o erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek. Ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüt ve tam kardeş olmak lazımdır diye bu mealde bir ders oldu. İnşallah Hacı Sabri ve Hoca Sabri ve Rüştü ve emsalleri gibi ruhu can ile alakadar ve Hüsrev'e tam kardeş olacak meşrep ihtilafı dahi tesir etmeyecek. Bana diyorlardı, sen abilere şey yapıyorsun da böyle diyorsun, böyle diyorsun. Kardeşim ben şeriata vuruyorum. Şeriata yanlış olan bir şeyi kendimi de tenkit ediyorum. Yerden yere vuruyorum kendimi. Kim şeriata, dine, yani kim olursa olsun Risale-i Nur'a, namı altında gözüküp Risale-i Nur'a olmayacak şeyler yapıyorsa, söylüyorsa ben isim vermeden bu budur, bu da budur. Mesela ustadın varislerini ustad seçmiş mi? Senin onu eleştirmeye hakkın yok. Yani onu yok değildir diyemezsin. Çünkü seçen seçmiş, sana sormamış. Bir. Ama seçmiş, seçilmiş diye değil onların, değil Hüsrev abinin. Ustadın bile hareketini şöyle diyor. Ben diye dediğimse, yazdımsa da yapmayınız diyor. Miyenge vurmadan almayınız diyor. Altın çıkarsa febiye alın, demir çıkarsa diyor, almayınız diyor. Yani hiç kimse aşeri mübeşeri değildir. Kusurda mübera değildir. Ama olabilir diye de tenkit etme, hürmetsizlik etme hakkımız değildir. Yani ustadın varisleri Emir Dağı'nda nasıl hürmet ediyorsak o edenlere söylüyorum. Hüsrev abiye de hürmet edeceksin. Tenkit etmeyeceksin. Birbirimizi de bu konuda itham etmeyeceğiz. Sevgi yarışında bulunmayacaksın. Ben fazla seviyorum, sen fazla sevmiyorsun. Benim babam senin babanı döver gibi tarzında var ya böyle. Çocuksu hareketleri bırakacaksın. Onların yanında bulunup da abicilik yaparak, abi öne sürerek abicilik yapmayacaksın. Ve onlar ehli feraset hepsini görüyor. Onun adına beyanatlar, yazılar neşredip aslında senin yazın olduğunu herkes biliyor. O zatın haberi bile yok. Bizim elimizde artık Risale-i Nur var. Ve arada çıkan beyanatlara bizim hiç ihtiyacımız yoktur. Hiçbir değeri yok. Külliyata uyarsa febiha başımın üzerine koyarım. Beyanatlar külliyata uymuyorsa eyvallahi buradan söylüyorum. Çöpe atıyorum. Hiçbir değeri yoktur. Hiçbir dini değeri yoktur. Hizmet alakası hiçbir değeri yok. Külliyata uymuyorsa. Kimden gelirse gelsin. Rabbim şahit olsun. Kimseyi ilah edilmemişim. Risale-i Nur'u rehber etmişim. Ve vereceğim konuşmalar, verilecek konuşmalar, ortaya çıkan beyanatlar külliyata uyuyorsa
başımın üzerinde yeri var. Paralel. Buraya uymuyorsa vallahi billahi. Alem şahit olsun. Çöpe atıyorum. Hiçbir değeri yoktur. Ki altına hangi isim yazarsan yaz. Ölçümüz belli. Ama edepsizlik de yapmayız, terbiyesizlik de yapmayacağız, hürmetimizi de eksik etmeyeceğiz. Abilerimiz Risale-i Nur'a uydukça, Risale'i ortaya koydukça ayakları başımız üzerindedir. Birbirimizin üstün, bir abi üstünlük yapmayacağız. Onu demek istiyorum. Bunu seveceksin, bunu sevmeyeceksin. Bunu tenkit ederken bunu takdir edeceksin. Olmaz. Olmaz yani. Neyse o. Senin meşrebin buna uyuyorsa, buna uymuyorsa bunu at. Üsrevab hakkında ne diyor? Niye tenkit ediyorsunuz Üsrevab'i? Ustad diyor ki Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhi bu. Ya işte şöyle olmuş böyle olmuş. Kardeş ben 55 yaşındayım. 78'de nurları tanıdım. Zübeyir abinin yanında yetişen Rüştü abinin yanında kaldım 16 sene. Senin bildiklerini biliyorum. Bilmediklerini de biliyor. Zübeyir abinin gayri müteşim evrakları bir kısmı bende. Hüsrev abi biliyor. Peki sana şunu söyleyeyim. 1956'da biraz sıkıntıları olmuş Hüsrev abla. Ama 60'da usta vefat etti. Hüsrev abi hakkındaki yazılar hep duruyor Risale'de. Bak burada da diyor. Hüsrev olarak başta Hüsrev olarak o erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek, etmeyeceksin. Yok şöyle olmuş da böyle olmuş. Hiç benim için değeri yok. Arkadaşlar ne anlatmaya çalışıyorum? Hatıralar külliyata paralel gidiyorsa kabul edin. Ben bugün varım aranızda, yarın yokum. Evvel ahir tavsiyem. Benden sonra, benim de düşmanım çok. Benden sonra uçurulacak çok sözler olacak benim sözümmüş gibi. Ustadın varislerin hatıraları var. Basılan kitaplar var. Tahir-i Mutlu abinin, Zübeyir abinin bir sürü hatıra kitapları var. Size evvel ahir tavsiyem. Hatıralar, sözler külliyata uyuyorsa, paralel gidiyorsa tamam. Febiya koy. Aleyhinde bulunmayın. Okumazsanız da. Okuyacak zamanımız yok da. Abilerin hayatını okuyacak zamanımız yok. Çünkü daha peygamberin hayatını okumamışsın. Öyle mi? Daha peygamberin hayatını okumadın. Hatice-i Kübra radiyallahu anha validemizin, annemizin hayatını okumamışsın. Ayşe validemizin hayatını okumamışsın. Böyle bir şey okumak vazifemiz mi yok? Biz Risale-i talebesiyiz. Ustad diyor ki size Risale-i kafi. Eğer benim sözüm de olabilir. Abilerin hatıra kitapları var. Külliyata çatışıyorsa Allah aşkına, Risale-i Nur'un hürmetine, kimin altında yazısı olursa, imzası olursa olsun asla kabul etmeyiniz. Çünkü Allah'ımız, Kur'an'ımız diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Bir hikmeti vardır demeyiniz. Yanlış, yanlıştır. Hikmeti yoktur. Sari ifade. Sari ifade yanlışsa. Açık ifade. Hikmet aramayınız. Bak beraberiz kardeşiz. Ya Hasan abi ben çok yakında kaldım onu biliyorum. Aslında bunda onu kastetmemiştir deme. Açık ifade midir? Ha beşerdir. Şaşabilir. Mahfuz değiliz ya. Cebrail bizi korumuyor ki atalarımızdan. Kim olursa. Ama bu da size edepsizlik yapmaya, terbiyesizlik yapmaya, hakaret yapmaya, bırak ya adam mıdır, lisanını anlamamış, sakın demeyin. Kim yanlış dahi olsa beşeriyetidir. Bu bize edepsizlik yapmaya, terbiyesizlik yapmaya hakkını vermez. Çünkü niye? Sebapları, ulvi haseneleri çoktur. Seyyaları küçüktür. Yani çakıl taşını Uhud dağına tercih edilmez diyor değil mi ustadımız? Beşeri olarak söylediği yaptığı hareketler makamından düşürmez. Benim size samim söylüyorum. Abilerden, ustadın varislerinden açık, çok net, büyük bir yanlışı olsa
ben verdiği muhabbeti eleştiririm. Bu hareket yanlıştır derim ama ustad bunu bu makama koydu mu ben bunu bu makama layık değildir, diptedir aslında haşa haşa demem. Bu buna layık değildir demem. Ama bu hareket yanlıştır derim. Hüsrev abi hatası varsa da hepsinde hatamız olduğu gibi ustadın diğer talebelerinde de hata var. Beşeriyet yok. Makamından düşürmez. Çünkü o ustada selam vermek suç olduğu dönemde de 600 bin Risale-i Nur nüshasını yazmış. Bu binlerce beşeri kusurunu affettirir. Allah'tan kork ve titre. Matbaalara çalım vermiş. Halt ettirmiş. Matbaalar korkarken basmazken bu abi Risale-i 600 bin nüshayı yazmış. Bu sene o dönemde hangi dönemde? Ona ben iki kelam ettim içeriye tıkadılar. Bu insan Risale-i Nur'u yazdı. Ustada selam vermek suçtu biliyor musunuz? Kalem bulundurmak suçtu. Boş kağıt bulundurmak suç iken sen Kur'an yazacaktın. Öyle dönem yaşarken bu insanlar böyle hizmet etmiş. Hepsinin ama hepsinin ayakları başımın üzerindedir. Kusurları vardır. Beşerdirler. Kutsi değillerdir. Aşeri-i mübeşereden değillerdir. Yani cennette müjdelenmemişlerdir. Beşeri kusurlarını bir tarafa temsil ettikleri mana Allah'ın verdiği hizmet, Allah'ın nasip ettiği hizmet, yüklendikleri misyon büyüktür. Beşeri kusurlarına şey yapmayacağız. 7 tane kebair onlardan gözükmedikçe bu muhabbetimiz azalmamalı. Abi biz genelde mesela beşeri kusurları kendimize alıyoruz. Ya biz beşeriz. Biz böyle hatalar yapıyoruz ama aslında onu karşıdakinden gerekmiyor mesela. Öyle ama beşerdir. Hata yapar diye. Ama öyle de. Keşke yapmasalardı ama. Evet. O olur. Çünkü hata insana mahsus. Yani peygamberlerde hata denmez, zelle denilir. Yani peygamberlerde zelle olmuş. Sahabelerde kusur olmuş. Adem aleyhisselam cennetten ihracına ne diyor üstad? Bak bakalım ne kelime kullanıyor. Siz bakın ben demişim. 13. lemada. Unuttum şimdi. Bakın. Cennette ihracına niçin söylüyor? Kusur mu yaptı diyor. Ne diyor? Bir bakın 13. lemada. Bak. Yani dengeli olmak kadar denge bir şey yoktur. Çok güzeldir. Yani bu sebep kin, nefret, adavet gidiyor. Hüsrev abiymiş, Bayram abiymiş, Hüsnü abiymiş, Yeğen abiymiş, Sungur abiymiş, Zübeyir abiymiş, hepsi. Hepsi bak ne kadar hoş. Yaptıkları hizmet o kadar büyük ki beşeriyetlerini affettirir. Zor yani, tamam mı? Her konuda dizgin tutmak zor. Etrafımız insanlar sarar. Bizim adımıza kitaplar uçururlar, sözler yayınlarlar. Bize, bana mesela, gerçi ben açayım ama öyle zannediyorum. Ne kadar kişi ulaşmak istiyordur, ulaşamıyor. Ben vefatımdan sonra o kadar sözler uçurulacak ki benim adıma. Peygamber adına uçurulmuş da hadis. Sahabeler adına, ustad adına hatıralar uçuruluyor. Bizim de olacak da. Ders yapanların adını alacaktı. Muhabbet edenler söyleyecekler yani. O zaman ne? Çaremiz nedir? Biz kitap önümüzde ya şükürler olsun. Ondan dolayı. Şimdi konumuzdan çıkmayalım diye gene gelelim konumuza. Demek ki birbirimizi affetmeye mecburuz. Kusur bakmayacağız. Sen şimdi ne kadar okuduğumuz. Şimdi sen olmasaydın demeseydin yapmasaydın bu başımıza gelmezdi demeyiniz. Çünkü zındıka komitesi 1000 seneden beri telakküm etmiş, 1000 seneden beri bekliyorlar, hücum etmek için bahane arıyorlar, bugün beni bahane buldular, yarın seni bahane bulacaklar. Yani biz de beşeriz, hatalarımız olur, oluyor, olur. Seni de olacak, bugün beni kullanırlar, yarın seni kullanacaklar. Harici düşmanların hücumu zamanında dahili nizayı bırakacağız,
harici düşmanı def edinceye kadar. Yani içerideki kusurlarımızı dışarıya yansıtmayacağız. Yansıtmamamız. Çünkü bunu en bedevi aşiretler bile yapıyor. Yani harici aşiret düşmanlığı olduğu zaman aşiret içerisindeki veya büyük aşiret hücum ettiği zaman küçük aşiretler kendi aralarında küsümeti, nizayı, sıkıntıyı bırakıyorlar. Harici düşmana karşı keletleniyorlar. Biz de ne kadar harici büyük düşmanlar var bilir misiniz diyor Uvvet Risalesi'nde. Ne kadar zındıka komiteleri var. Basit işte şöyle yapıyor böyle dedi şöyle yaptı da biz dolayısıyla onu ona yedirmemeliyiz. Niye anlamıyoruz ki onun şahsında hizmeti hücum ediyorlar. Etmek istiyorlar. Birbirimizi birbirimizden soğutmaya çalışıyorlar. Ne pahasına olursa olsun şahsı kusurlarını hizmete de mal olsa bile Ahmet Feyzi abi gibi yaptığı hatayı ustadın 9 ay hapsine girmesine sebebiyet vermiş. Ama ben ona çok söyledim halde diyor. Gene söyledi dokundurucu ama ben onun ne kadar 1000 kusuru mu dedi? O 1000 kusuru dahi olsa affederim diyor. Ben onun 1000 kusurunu görsem ondan gücenmem diyor. Bu ne demektir? Ben sen de öyle yaptın. Öyle değil mi? Öyle diyor. Abi ama böyle yaptı ya bu da olur. Lan 1000 kusuru var ya. O şimdi İbrahim Bülent beni damarına takındı. Şöyle oldu böyle oldu. İbrahim. Söyledim. İbrahim diyecek abi 1000 kusuru mu var? Bak 1000 kusuru olsa gücenmem. Burada güzel olan şey abi. Bir kusuru için yani bir kusurundan dolayı 9 ay hapis yatıyor. Hani böyle yok bana şunu dedi, yok bardak kırıldı, yok şu oldu. Bu öyle hapis şey yatmayı yani. Bana sor. 9 ay yatmak ne demektir? Ben 5,5 ay yattım ne demek bilirim. Peki o da kendi sözümle kendim yattım. Bir de başkasının sözüyle yatsaydım daha acayip ağır gelirdi. Anladın mı? Adamlar önünü, ortasını, sonunu keserek seni böyle yaptılar. Tamam? Şimdi bu bir hariçten birisi yapmış ve 9 ay hapsi yatmış komple cemaat. Ve diyor ki ben onun 1000 kusurunu görsem ondan gücenmem. Ne oluyor bize ya? Ne olmuş bize ya? Nedir bu şeyi ya paylaşamadığımız? Nedir? Niye sevmiyoruz birbirimizi? Niye tahammül edemiyoruz? Niye azmedemiyoruz? Nedir ya? Bilmiyorum. Bazen diyorum ki ölsem de gitsem bu memlekette. Nedir ya? Derdimiz ne? Bunun için söylüyorsun. Bir şey mi var? Yok bir şey yok da. Yani niçin? Gönül ister ki birbirimizi çok sevelim ya. Ben belki çok şey mi istiyorum? Şunu da okuyayım. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ey ehli hakikat ve ey ehli tarikat. Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinin aybına karşı gözünüzü yumunuz. وَاِذَا مَرِدُّ بِاللّٰهُ مَرُّ كِرَامًا edebi furkanı ile edepleniniz. Ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmaya en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip yüzer ayat ve hadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet muhabbet ve tavunu yapıp bak ne kadarmış biliyor musun? Terk etmek ehli hakikati sukuttan zilletten kurtarmaya en birinci en mühim bir vazifeyi uhrevi telakki edip yüzer ayat ve yüzer ehadisi nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvveti muhabbet ve tavunu yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Lemalar 155. Ama şöyle yapıyor o diyor. Cevap.
Şualar 504'ten cevap veriyorum. Şimdi mabeynimizde az bir yabanilik atmaya çabalıyorlar. Aramıza birbirimize düşürmeye çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için birbirinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Siz dahi. Ama haklıyım ustad. Ya damarıma dokundu ustad. Ya ondan dolayı çok sıkıntı çektim ustad. Siz dahi haklı ve haksız olsa benlik yapmamak ustadımız olan şakirtlerin şahsı manevisi namına istiyorum. Affetmeyi gücenmemeyi diyor. Ustadımız kim? Şahsı manevi. Risale-i Nur'un karamanlarından baba, oğul meşrepleri ayrı ayrı olduğundan birbirleriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Bu ümide bakıyor daha çok. Çocuğu da aynı derse katılıyor ya. Ümitsin. Meşrebiniz, yani ahlaklar farklı olur. Endişe ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa baba şefkat-ı fitriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Bir daha alır mısın? Bir daha alayım abi. Bir daha alayım. Aşağıdan ses geliyor ya, onu şey etmek için. Aşağıdan ses geliyor, o zaman dinle. Risale-i Nur karamanlarından baba oğlunun meşrepleri. Baba ve oğlunun meşrebi farklı. Sen tam ortadasın. Babanla, babansa, oğlunsa. Baban davaya zıt, oğlun dava adım. Sen de ortadasın. Çok ilginç tam. Senin üzerinde oynayalım şimdi. Ne yapacağız şimdi? Gene maalesef sen. Kobay olarak seni kullanalım şimdi. Risale-i Nur karamanlarından karamansın. Çünkü 7 tane kebairi yapmıyorsun ondan. Baba, oğulun meşrepleri ayrı ayrı olduğundan bu oğlunla meşrep. Ama senin baban biraz zıt. O hariç. Onu da konuşacağım şimdi. Birbirleriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyor. Bu ikisi hizmette. Senin oğlunla sen hizmettesin. Baban ne kadar haksız da olsa oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Nedir bu beşeriyet? Mesela sen Risale-i Nur'a haşa. Oğlum gitmeyeceksin. Oğlum namaz kılmayacaksın, kızım örtülmeyeceksin desen babanın rızası yoktur burada. İlk önce hukukullah, Allah'ın dediği. Sonra hukuku Resulullah. Sonra hukuku asfiye, asın imamı. Sonra hukuku mutedeyin valideyi. Dindar anne babanın hukuku. Anne babanın söylevi, anne babanın sözleri Allah'a zıt düşüyorsa, peygambere zıt düşüyorsa, asın vekili imamına ters düşüyorsa yapılmaz ama isyan da edilmez. Ya bırak baba ya adam mısın lan falan çekil lan falan tarzında üslup kullanamaz. Yalnız dediğini yapmazsın. Mesela senin baban buna sana zıt, bize de zıt biliyor. Uygulayalım. Şimdi sana gitmeyeceksin diyecek. Ya bırak otur be orada demeyeceksin ama dinlemeyeceksin. Çünkü sana Allah diyor ki seni müstakil yarattım. Babanı da müstakil yarattım. Hazreti Ali 11 yaşındaydı. 10 yaşında bir rivayete göre. Ne yapıyorsunuz dedi. Hatice'yi validemiz de Resulullah namaz kılarken namaz kılıyoruz anlattı. Ya Ali senin de Müslüman olmanı isterim demiş. Hazreti Peygamber'in yanında büyüyordu. Hazreti Ali. Çok çocuğu olduğundan, fakir olduğundan pek bakamazdı. Onun için Hazreti Ali Hazreti Resulullah'ın yanında büyümüş. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuktu. İslamiyet'i teklif edince Resulullah dedi ki babama bir sorayım dedi. Yani senin peygamber olduğuna Allah'ım bu İslamiyet'i seçmeyin babama bir sorayım dedi. Demiş Hazreti Ali. Ondan sonra peygamber hiçbir şey dememiş. Diyor ki kitapta 3 adım attı atmadı. Başka bir kitapta gideceği yerin yolun yarısına kadar gitti, gitmedi, geri döndü. Ve peygambere dedi ki,
senin peygamberliğini ve dinini kabul ediyor. Babana niçin sormadın dedi. Çünkü dedi beni yaratırken Allah babama sormadı diyor. Ha davayı babamızdan geliyorsa febiha. Ama davayı biz bulduktan sonra davayı babalık hukukunu kullanarak bizi davadan koparamaması lazım. Sahabe hayatı buna delildir. Babasına karşı kılıç çekmişlerdir. Oğluna karşı kılıç çekmişlerdir. Biliyorsunuz. Hazreti İkrime radıyallahu anh Ebu Cehil'in oğludur. Anlıyor musun? Hazreti Halid bin Velid bin Mughire'nin Kur'an'da piç diye anılan zatın oğludur. Tamam? Birbirine karşı savaşmışlardır. Zenimdir diyor. Piçtir diyor. Düşünebiliyor musun? Ha. Yani ama senin gibi adam, senin gibi sen he demeyeceğiz. Dine, Allah'a, hukukullah'a, hukuku Resulullah'a, hukuku mütedeyyin valideyn. Çünkü ustad demiş ki insan şuna benzer. Allah'ın dediği, peygamberin dediği, ustadının dediği, dindar vali, babanın, validenin babanın dediği. Tamam mı? Şunu açık bırakmış böyle. Böyle olmuş. Demek ki isyan etmeyeceğiz ama dediğini de yapmayacağız. Çünkü niye? Allah'a karşı haddallah. Allah'a karşı had koşmayacaklar. Diş aşağıdaki kapıyı kapattınız. Ses geliyor. Yani Allah'a karşı haddallah olmayacak. Yani Allah böyle diyor, bu da böyle diyor. Tamam. Olmayacak, Allah ile çatışmayacak. Arkadaşlar aşağıdakiler kapıyı kapatır mısınız? He tamam. Şimdi fakat, tam gelmiyor. Bu güzel bir örnektir. Hakikaten sen bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor. Ortadasın, baban ve oğul. Yani oğlun Nurcu, baban zıt. Güzel bir uygulama olsun diye söylüyorum. Hakkını helal et yani. Hem de bir senin çıkış yolunu ben yapıyorum. Babaya oğlum namaz kılma, oğlum onlara katılma dese sen ona itaat etmeyeceksin. Ama isyan da etmeyeceksin. Ya hatır be mağruk mısın nesin lan hatır lan seninle mağruk. Çektim. Lan baba olsaydın senelerden beri bana babalık yapardın lan. Babalık yapmak beni dünyaya gelmesinme ve iki tane peynir önüme zeytin koymana değil yani. Demeyeceğiz. Böyle çıkmayacağız, çıkışmayacağız. Tamam mı? Fakat kim olursa olsun haddallah Allah'ın karşısına hüküm getireni dinlemeyeceğiz. Peygamberin karşısına hüküm getireni dinlemeyeceğiz. Bu kim olursa olsun bakın. Biraz önce ustadın talebelerinden bahsettik. Ustadı dedik. Sonra mütedeyyin anne babanın dediği. Çünkü bunlara zıt değil. Kendimden de örnek veriyorum. Bana dediler ki anne babam hakkımı helal etmiyor. Eğer oradan ayrılıp evlenmese ve hakkımı helal etmiyorum dershaneden vakıflı bırakacaksın, geleceksin, evleneceksin. Ben onların dediğini yapmadım. Ve öyle gittiler ahirete. İsteklerini yapmadım. Çünkü ben dinin dediğini yapmaya çalışıyorum. Risale-i Nur'da vakfı hayat esastır diyor. Onu yapıyorum. Ha ustadımın şeyine, emrine uydum. Anne babama da biraz yanlışlık yaptık tabii de. Keşke şimdiki aklımız olsaydı öyle biraz sert davranmazdık daha. Biraz daha akıllı olurduk ama çocukluk işte. Ama sert davranmamışım de. Fakat biraz da fazla ziyaret ederdim. Şimdi sağ olsalardı çok ziyaret ederdim. Beni de yetiştiren zat da 15 sene beni onlara göndermedi. Herkesten gizledi. 10 sene Nur camiası beni görmemiştir hiç. Bir dershanede kervan geçmez, uçmaz yerde beni orada büyütüyordu. 10 sene sonra
5 sene cemaatin içine girdi. Sonra çekip gitti rahmetli ahirete. 15 sene ben anne babamla iftar açtığımı hatırlamıyorum. Nasıl bilemem ne yaptılarsa. Öyle. Zübeyir abi ona demiş ki Zübeyir abi meslekte hassas, ilimde mutahassis bir adam bile yetiştirmeden bu kabre gelmeyeceksin demiş. Zübeyir abinin talebesiydi Rüştü abi de. Meslekte, laikalarda hassas. Yani bu derslerde hassas, bu derslerde. Laika dersi bu. İlimde de mutahassis olacak. En az bir kişi yetiştirmeden gelme yanıma demiş. Dolayısıyla böyle şey yapmışlar. 15 sene. Şimdi de hapis hayatımız oldu, işkence hayatlarımız oldu. Ömrüm 98'den beri, 80 ihtilalinde ilk yargılandım. Kur'an okutmaktan yargılandım. Harf inkılabından yargılandım. Harf inkılabına zıt ya. Kur'an okut. Sonra 98'de ilkokul çocuklarına Kur'an öğretmek yasaktı. İlkokul bitirmemiş öğretilemezdi. 283 çocukla yakalandı. İlk çocuk okutuyorduk Tepecik'te. 98'de oluyordu. 98'de. 2000 küsürde oldu. Bir de 2016'da mahkeme oldu. 2017'de tutuklandım. 2017'de hapsedildim. 5,5 ay. Yani bir sürü şeylerimiz geçirdi. Ama ne anlatıyorum? Arkamda kimse olmadığı için rahatım. Çoluk çocuğum olsaydı yapamazdık bunları. Çoluk çocuğum olsaydı bu hizmetleri yapamazdık. Çünkü onların hukukunu koruyacaktık. O zaman konuşmayacaksın, yapmayacaksın, etmeyeceksin. Çocuklara Kur'an öğretmeyeceksin. Kur'an öğretmek Harf İnkılabı'na zıttı. Hala zıt da bakma kanun işlemiyor. Şimdi uygulayalım. Tekrar ondan sonra dersi kesiyorum. Birbirlerine tam imtizaç çocukla edemediklerini endişe ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa... Oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Ekmek mi istedi? Burçin mi istedi? Burçin mi ekmek? İstedi vereceksin kardeş. Zıkkım ya lan zıkkım. Davama zıksın. Sana vermiyorum demeyeceksin. Ya sevgi başka, saygı başka. Yani. Evet. Yani sonra oğul da ne kadar serkeş de olsa, şimdi ona bakıyor. Oğul da ne kadar serkeş olsa, isyankar olsa, baba şefkat-ı fitriyesini ona karşı esirgemez, esirgememeli. Baba da bunu yapacak. Sırf o olaç yapılmaz. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında bir şey geliyor, baba geliyor. Ya emir el müminin, benim oğlum bana isyan ediyor diyor. Nasıl eder ya? İsyan böyle böyle yapıyor. Çağırın lan onu dedi. Çabuk çabuk. Çocuk geliyor. Çocuğu çağırıyor. Ondan sonra çocuğa diyor ki Hazreti Ömer Efendim sana çok güzel örnektir. Sen de böyle 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 yapmışsın diyor. Nasıl babana dersin diyor. Ya emir el müminin bu baba hakkı mıdır? Evet dedi. Bize anlatır mısın dedi babam da burada. Babanın hukuku nedir? Oğlunun hukuku. Babanın vazifesi de nedir demiş. Oğluna ne yapması lazımdı? Onu da sayıyor sayıyor. Babasına sormasını söylüyor o delikanlı. Ya emir el müminin. Babam çocuğunu böyle yaptı mı dedi. Adam o zaman doğruluk vardı. Yapmamış. O zaman diyor ki vazifeni yapmamışsan vazife isteyemezsin. Yani gerekeni yapmayınca gereken muamele isteme hakkına sahip değiliz. Babalık yapmayana kader ilahi de ona evlatlık yaptırmaz. Sen çocuğunu analık yapmayıp kreşlere koyarsan merak etme. Seni darul acize annelerin bakım evine koyacaklardır. Bu böyledir. Para kazanmak adına çocuğu eve bırakıp hapsedip para kazanmak adına o çocuklara ana babalık yapmasan o çocuk sana evlatlık yapmayacaktır. Bu kaderin fetvasıdır. Bu tombala çekmek, yazı tura atmak gibi değildir. Bu böyledir.
kesin bil ya. Niye? Kaydedir. El ceza o min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Öyle mi abi? Yani sana nereden ceza geldi? Çocuğun mu isyan ediyor? Sen de isyan etmiştin babana. Tamam. Ha istisna var mı? Var. Ama adam gibi yaşayacağız. Şu, anne babamız bağırsa da çağırsa da biz fiilen ona mukabel etmeyiz, diklenmeyiz. Ama mukaddesatımıza, dinimize, ibadetimize zıt bir şeyleri varsa zaruri ihtiyaçlarını giderin, gereken muamele yapın, çekip gidin. Onları o konuda dinlemeyin. Çünkü Allah'a zıttırlar. Abi şeklinde misal verirken mesela baba dine karşı dedim. Hani onlar da öyle yazıyor orada. Ve evlat sergüçte diyor yani dine karşı demiyor. Nasıl olursa olsun babanın... Şefkatle esirgememesi lazım. Yani ona mecbur iyi davranan şefkatli... Kesin. Şefkatli. Aa bak öyle diyor bak okuyayım. Yani dinden olsun olmasın. Çark etmez. Ama anne baba eğer yani mesela benim babam karşı onu sayıp ama sevmeyebilirim. Yani şöyle saygıda eksiklik yapmayacaksın kardeşim. Hı. Elektrik parasını yatır, ekmeği sobasını yak, çayını koy. Hı. Babacığım nasılsınız, iyi misiniz de. Hı. Namaz kılma Ümit. Oruç tutma, gitme. Nurcular nereden çıktı ya nereden onlara takılıyorsun. Bırak o şeyleri diyorsa hiç... Hı. Bu kabul etme. Ya ne biçim adamsın, ne diyorsun? Karşılık verme, bildiğinde git. Şimdi öbür tarafta aynısını diyorsa mesela çocuğu aynı şeyleri ya namaz mı kıldırmış, işte dershane mi gidirmiş, sen ne kadar yobazsın falan filan diyorsa. O çocuk şey, ha, çocuk öyle diyorsa gene demiş şefkatli davranmak. Ha şu, iki tane hukuk var Ümit'im. Bir babalık, bir vazifedarlık. Bir çocukla bir... Vazifedarlığı var, bir de baba hukuk var. Yani beşeri münasebetleri iyi tut, davayı buna karıştırma. Dava seninle alakalıdır, onunla alakası yok. Kısacası. Çocuğunla beşeri hukukun var, babanla beşeri hukukun var. Beşeri hukukunu iyi tut, babaya karşı, oğluna karşı, kızına karşı beşeri hukuku iyi tut, Allah'a karşı hukukun da bu olsun. Allah'a ve peygambere. Ona hiç kimseye taviz verdirme. Allah ve peygamberin rehberindir. Önderin, takdirin, her şeyin odur. Ama davranışlarında beşeri de arabayla hastaneye götür. Çocuğun kalem tıraşına, çocuğun kalemine, beşeri şefkatini göster. Tamam. Baba dershaneye gitme dese bile kızın, oğlun aşağı. Onu gene baba bak ne diyor, ben sana söylüyorum. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, oğul ne kadar isyankar dahi olsa, zıt olsa, baba yani çocuk namaz kılmıyor, bilmem ne yapmıyor, lan Allah bilmem neyini versin demeyeceksin. Bak ne diyor, oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-ı fitriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Yani anladık değil mi? Hemen ben bu haritasını çizdim bak. Babanla ve çocuğuna karşı beşeri münasebetlerimizi iyi yapacağız. Vazife darlığımızı karıştırmayacağız o işe. İki tane. Hukuk o kadar kolay. Değil böyle baba ve evlat ve Mumtaz Seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakirtleri belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek dusturuyla. Bu Selahattin abi var. Onun oğluyla, babasıyla sorun yaşamış. Bak ne diyor? Diyor ki Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki aramızda tefani birbirini tenkit etmemek, iki etti. Üç, kusurunu affetmek dusturuyla. Bu iki kardeşim dünyevi ve cüzi ve hissi şeyleri medar münakaşa etmesinler. Ne yapacağız? Bu iki kardeşim dünyevi. Bak münakaşa hangi sahada etmeyeceğiz? Dünyevi, cüzi, hissi. Cüzi derken hizmetle mi alakalı?
Münakaşa etme ya. Neyse ver işte. Ver yumurtayı ver canım. Ver parasını. Etmedi. Pederlik ve valideliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber peder, baba olmak, anne olmanın iktiza ettiği şefkat var. Onların da hürmet etmesi lazım. Etmiyor. Olsun. Sen şefkatini yap. Yani beşeriyetini doğru tut. Vazifeni, kutsiyetini karıştırma. Peşkeş çektirme. Hürmet edeceğim diye namazı terk etme. Hürmet edeceğim diye dershane ve dershanedekilerden ili alakanı kesme. Nurun şakirtliği, bak nurun şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak. Nur talebelerinin en büyük meziyeti nedir? İhlas, sadakat, tesanüt, metanet, iktiza ettiği kusura bakmamak, affetmek. Ve benim çok sevdiğim iki kardeşim benim hatırım için birbirini tenkit etmemek lazım geliyor. Emir daha 1.89 ve dersimiz son. Demek ki Risale-i Nur talebelerinin vazifesi ihlas, sadakat, uhuvvet, tesanüt, tenkit etmemek, affetmek, metanet gibi ulvi kutsi seciyelerle donatılmış demektir. Affedeceğiz. Başka şansımız yok. Kusur görmeyeceğiz. Başka şansımız yok. Zorluklara karşılaştığımız zaman dönmeyeceğiz. Metanetimizden, direncimizden yılmayacağız. Bu hizmetle alakalı olur. Ailevimizin dağılmaması, boşanmaması, dağılmamamız için bunları yapacağız. Gayret edeceğiz. Tamam. Gayret edeceğiz. Yılmayacağız, bıkmayacağız, usanmayacağız. Yani bunu kolay söylüyorsun. Bana diyemezsiniz bunu. Niçin? Ben hem sizden yaşlıyım, örnek için söylüyorum, hem de hemen hemen her türlü çileyi de çekmişim. İşkenceyi de çekmişim. Habisini de malum biliyorsunuz. O zaman sözüm tesir etmeli. Yılmadım, usanmadım, yoruldum ama. Ayaktayım. Usanmadım. Usanmadım. Yoruldum. Peki bana hücumları mı beni yordu? Hayır. Beni daha güçlü kıldı. Beni bu tür şeyler aramızda olması beni yordu. Ama hiçbir zaman usanmadım, yılmadım. Usanmayacağım, yılmayacağım. Bu nefes burada var oldukça aynı devam edeceğim. Külliyata evvel ahir tavsiyem. Benim herhalde öğleyin dersim son. Gidiyorum. Evvel ahir tavsiyem. Benden dahi olsa, ben sizin abiniz, yaşlınızım. Risale-i Nur'a zıt bir şey olursa beşeriyetime veriniz, uymayınız. Bu risale olur, ağzına çıkabilir. Her söylediği, her yaptığı tapu değildir, insandır, yapar. Ama bir sürü iyilikleri vardır. Bir sürü haseneleri vardır. Onların hatırına ben bunları görmem diyeceksiniz. Beni de gösterirken birbirinize de öyle yapacaksınız. Ama Risale-i Nur'dan elinizi gevşetmeyeceksiniz. Risale-i Nur'a bağlılık, ustadımızın tabiriyle bin kusurumuzu affettirir. Öyle mi İbrahim? Risale-i Nur'a bağlılık öyle bir meziyettir ki bin kusuru affettirir. Onun için. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selevâtı.